Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün glutensiz aşure yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 litre su, 1 su bardağı glutensiz yulaf, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası, 2 su bardağı şeker, 1 çubuk tarçın, isteğe göre kuru kayısı, kuru üzüm, hurma, ceviz, antep fıstığı, nar ve dilediğiniz diğer kuru yemiş ve kuru meyveler. Derince bir tencereye glutensiz yulafı ve 2 litre kadar suyu alıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar da pişiriyoruz. Yulaf çok çabuk yumuşadığı için önceden ıslatmamıza ya da pişirmemize hiç gerek yok. Hatta kaynama belirtisini gördüğümüzde hiç gecikmeden haşlanmış nohutları ve haşlanmış kuru fasulyeyi de ilave ediyoruz. Sadece tatları biraz birbirine geçsin diye 2 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan da kuru meyvelerimizi doğramıştık. Onları da ilave ediyoruz ve yaklaşık 2 dakika kadar yine kısık ateşte pişirme işlemine devam ediyoruz. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir çorba, yaklaşık 15 dakikada çorbanız hazır olacak. Çubuk tarçını ve şekeri de ilave ediyoruz şimdi. Şekerin miktarını biraz azaltabilirsiniz, çok tatlı sevmiyorsanız. Evet, şekeri ilave ettiğimizde çorbamız da biraz kıvam almaya başladı. Yine 2 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz çorbamızı. Bir kasede soğuk sütle mısır nişastasını karıştırıyoruz. Ve yine ekranda gördüğünüz gibi çorbamızdan bir miktar soğuk süte ilave ederek sıcaklıklarını dengelemeye çalışıyoruz. Bu işlemi sütün kesilmesini önlemek için yapıyoruz. Ve azar azar çorbamızın içine sütü ilave ederek yine 2 dakika kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, 2 dakika sonunda ocağın altını kapatıyoruz. Kuru yemişlerimizi de ilave ediyoruz. Bir saat kadar dinlendirdikten sonra ılık ya da buzdolabında soğuttuktan sonra aşuremiz servise hazır. Süslemek size kalmış. Afiyet olsun.